Her adaya 100 puan veriyor. YKS sınavına 100 puanla başlayacaksın. YKS'nin puan hesaplaması nasıl? Merhaba arkadaşlar, Eğitimin İş Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün çok fazla soru gelen ve biraz da kafa karışıklığı olan bir konuya değineceğim. ÖSYM bütün adaylara 100 puan veriyor. Bununla ilgili daha önce de videolarım olmuştu. Başlamadan YKS sınavı ile ilgili her şey bu kanalda olacak. Gelişmeleri kaçırmamak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın değerli arkadaşlar. Şimdi sorular geliyor sizden. Hocam ben sınavda 320 puan aldım. ÖSYM'de 100 puan veriyor. 420 puan mı oluyor şeklinde? Hayır, olmuyor arkadaşlar. Nasıl, anlatayım. Şimdi YKS sınavında sınava girdin. Hiçbir soruyu çözmedin. 100 puanın zaten var. YKS puan dağılımında bir öğrenci sınav sonunda maksimum 560 puan alabilir arkadaşlar. Bu puanın %40'ı TYT oturumundan geliyor, %60'ı AYT oturumundan geliyor. Bunlara belli bir miktarda da OBP, okul başarı puanı ekleniyor arkadaşlar. OBP sınava büyük katkıda bulunduğu için önemli bir konu ve önemi yüksek. ÖSYM tarafından yayınlanan YKS kılavuzuna göre YKS puanları hesaplanırken TYT'nin ağırlığı %40 olarak, AYT'nin ağırlığı da %60 olarak açıklandı. Diploma puanı dışında ulaşılabilecek maksimum puan 500 arkadaşlar. 100 puan ÖSYM tarafından her adaya veriliyor. Yani aldığınız puanın içinde bu 100 puan da zaten var. Geriye kalan 400 puanın 160 puanını TYT'den alıyorsunuz. 240 puanını ise AYT'den alıyorsunuz arkadaşlar. YKS sınavının puan hesaplaması kısaca bu şekilde. İlerleyen zamanda daha ayrıntılı bir video yayınlayacağım. Hepinize kolaylıklar diliyorum çalışmalarınızda. Videomuzun sonuna geldik. Bizi takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.